Kayseri'nin en kapsamlı ekran yenileme merkezi Kırık Ekran 38, kırılan elektronik cihaz ekranlarını son teknoloji makinelerle daha az maliyetle yenileyerek hem vatandaşın ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Huna TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Kırık Ekran 38 teknik servis sorumlusu Cemal Bolat, "Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız bu konuda Çin'de eğitim aldılar ve burada piyasada yapılması zor veya yapılmayan elektronik cihazların ekran değişimini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin en geniş kapsamlı ekran yenileme merkezi Kırık Ekran 38'de Cemal Bey ile birlikteyiz. Cemal Bey, işletmenizi diğer teknik servislerden ayıran özellikleri nelerdir? İşletmemiz çok yeni bir kuruluş olması sebebiyle en son sistem, son teknoloji makinelerle donattık. Her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu makineleri aldığımız yerde Çin'de eğitimlerini gördüler. Ve burada piyasada yapılamayan ekranlar, Promax gibi, H serileri gibi o ekranların ülkemize tekrar kazanımını sağlıyoruz. Yani bugün bir ekranın sıfırına kırıldığı zaman sıfırını alıyorsunuz. Biz bu ekranın geliyorsunuz, lensinin değişimini yapıyoruz ve tekrar sıfır gibi kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bu da ülke ekonomimize katkısı oluyor. Ne oluyor? Üçte bir fiyatına mal oluyor. Bu da hem kullanıcılar açısından hem bizler açısından, ülkemiz açısından da daha iyi bir sonuç veriyor. Yapılan işlemlerle ilgili kısa bilgiler verebilir misiniz bize? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bize gelen ekranlar gördüğünüz gibi bu şekilde kırık ekranları geliyor. Bunların içleri sağlam, dışları kırık. Bize bu şekilde gelen ekranlar, mesela H serilerinde işte S8 Plus, Note 9 gibi, bunların içleri çalışıyor sağlam ama dışları kırık. Bunların revize işlemleri çok zor olduğu için genelde çöp oluyor, yenisi takılıyor. Biz bunları aynı bu şekilde S8 Plus gördüğünüz gibi cam işlemlerini yeniliyoruz. Bak, bunların camını sökmüşüz, cam basacağız, lenslerini tekrar yeni değişimini yapacağız. Mesela bu iPhone ekranlarımız var, aynı bu şekilde kırık, içleri sağlam ama dışları kırık. Bu şekilde yenilediğimiz zaman bu şekilde sıfır kullanıcıya sıfır gibi veriyoruz. Daha güzel oluyor. Hem de orijinal olmuş oluyor ekranlar. Şimdi dışarıda satılan ne kadar orijinal de deseniz, servis ekranı deseler de kendi servisin üzerinde, cihazın satılan firmanın üzerine taktığı ekranla aynı olmuyor. Aynı olmadığı için de aynı görüntü kalitesini yakalayamıyoruz. Onun için biz genelde dış camların değişiminden yanayız. Daha sağlıklı oluyor. Görüntü kalitesi de çok iyi. İş mi yapıyoruz diyorsun? Tabii, lenslerini değiştiriyoruz. O şekilde kullanıcıya sunuyoruz bunları. Peki kullanıcının burada faydasını olan nedir? Kullanıcı 3'te 1 fiyatına bunu mal ediyor. Normalde bu ekranı bizden lensinin değişimi 700 TL. Bu ekranı almaya kalktığı zaman 2500 TL. Tabii bunun 100 liralık ekran değişim, cam değişimleri de var. 70'li de cam değişim var. 200 liraya da o ekranın modeline, fiyatına göre camın ücreti, lensin değişim ücreti değişiyor. Zaten ülkemizde dolar kurunun sabit olmamasından dolayı fiyatların çok iniş çıkışlı olduğunu görüyoruz. Yani bugün 400 liraya aldığınız bir ekranı bir ay sonra dolar çıkarsa 450 TL gibi bir fiyat alıyorsunuz. Onun için inşallah 2001 yılında dolar ve euro sabit bir kura oturursa, o zaman ekranların fiyatları halkımız için de bizim için de daha iyi olur ve net bir bilgi, her gün sabit bir fiyat verebilme imkanı sağlarız halkımıza.